Mahallesi'ndeyiz. Köydü, mahalle oldu. Şimdi bakalım Şamar nasıl bir yer, kaç haneli, kaç nüfuslu ve durum nedir yatırımlarla ilgili? Şamar Mahalle Muhtarı Mehmet Kara. Köyümüz şu anda 55 hane civarlarında, 135-140 civarlarında nüfusumuz var. Köy tüzel kişimiz kalktı. Şimdi artık mahalle olduk. Evet. Yunus Emre, Yunus Emre ilçesine bağlıyız. Ne gibi hizmetler aldınız? Bize bir neler yapıyorsunuz? Şimdi Yunus Emre ilçesi büyükşehir olduktan sonra Yunus Emre ilçemiz şurada görmüş olduğunuz düğün salonumuzu yaptı. Okulumuzun kapı ve pencerelerini değiştirdik. Taşlarımız geldi. Köyümün aşağı yukarı sokaklarının üçte ikisi taş döşendi. Altyapımı yaptım. İçme suyu sıkıntımız var yani. Şimdi ben özel idare zamanında bir sondaj kuyu açtırmıştım. Fakat kuyuda bir verim yok. Tek kuyumuz var. Hem içme hem sulamada kullanıyoruz. İçmeyi de oradan kullanıyoruz. Çok sıkıntı çekiyoruz. Yeterli Büyükşehir değil mi? değil. Büyükşehir müracaatım var. Dilekçe verdik. Etüt çalışmaları yapıldı. Ama bilmiyorum. Hep yapacağız yapacağız deniliyor ama şu anda bir Tekrar icraat sondaj yok. mı yap? Vurulması lazım. Sondaja ihtiyacımız var yani. Çıkan su kaç inçlik? Daha önceki su 5'lik. Beşlik. Yani 20'lik yani. 20'lik. Saniyede 20 litre atıyor. Boşaltabiliyor mu? Ama 15 bin bağ fidanımız var. Sadece 15 bin. Sofralık üzüm olarak yani. Evet. Bunlar bu sondajdan sulanıyor. Ayrıca bunun yanında patlıcan, biber de domates falan da Başka ekiliyor. Tek akarsu kuyu. yok mu? Yok, başka akarsuyumuz Tek yok. suyunuz o. Tek suyumuz o. Peki içme suyuna İşte yetmiyor içme mu? suyunda da sıkıntı çekiyoruz yani. Hem sulama hem içmede Köy kullanıyoruz. susuz kalıyor mu zaman zaman? Köy kalıyor, zaman zaman kalıyor. Ne olacak çözüm? Vallahi çözüm işte bir kuyu daha açılırsa rahat edeceğiz. Evet. Büyüklerimizden bunu bekliyoruz. Yani Şamar mahalleliler susuzluktan ağzımız kurudu diyor mu zaman zaman? Zaman gelince oluyor tabii. Evet, Zamandan oluyor tabii. yani. Evet sevgili seyirciler, muhtarımız yapılması gereken sokağını gösterdi. İşte diyor bu sokak ve bu ana cadde bir nevi mahallenin alt kısmından geçen bir caddesi. Çünkü bütün araçlar bu yoldan gidiyor. Özellikle traktörler. Evet muhtarım. Köyümüzün aşağı yukarı en işlek sokaklarından birisi bu yani. Birazca mesafeli. Buralarının bir an önce taş döşenmesini istiyoruz Şöyle yani. ara sokaklar 4 tane değil mi? Evet, 5 tane var. Beş tane ara Be evet, sokak, bir de ana cadde var. ana cadde var, evet. Evet. 5 tane var yani. Bunlar yapıldığı zaman buranın altyapısı tamam mı muhtarım? Buradan altyapımız geçiyor. Altyapımız Ara sokaklardan. buralarda altyapıyla ilgili sorunumuz kalmadı. Buralarda kalmadı. Üst mahallede, yeni yapılan üst mahallelerde birkaç tane sokağımız var işte. Onlara bir bağlantı yapılacak. İlave edecek daha doğrusu. Dilekçemiz, müracaatımız var. Kanalizasyon nereye gidiyor buradan? Karadüsü'nün buradan şu aşağıdaki bir vadi var. Bu vadiye gidiyor. Arıtma. Çalışmayan bir dere yani. Bu kış yağmur sularıyla su birikiyor. Evet. Şu an arıtmamız yok. Yaptırmak düşünülüyor mu? Arıtma yapılmasını istiyoruz tabii. Onun da talebimiz var yani.